3 aylık uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Yine sizlerle her zaman olduğu gibi aynı günde aynı saatte ülkemizi ilgilendiren konuları masaya yatırmaya, konuklarımızı davet etmeye devam edeceğiz. Bunu da söylerken aynı format içinde devam edeceğimizi, programımızın özelliğinin değişmeyeceğini de bir kere daha hatırlatmak isterim. Sevgili izleyicilerimiz, bu 3 aylık aradan sonraki ilk programımızı bugün Sayın Zeki Beşiktepe'li, akademisyen arkadaşımız Sayın Zeki Beşiktepe'li ile gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz Sayın Zeki Beşiktepe'li. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugünkü programımızda bizi en çok ilgilendiren 3-5 konuya değinerek o konuda açıklamalarınızı, fikirlerinizi almak istiyoruz. Tabii bunun yanında sevgili program arkadaşım Ahmet Ertaç'ın da yöneteceği sorular var, görüşler var. Onları da sırası geldiğinde seyircilerimizle paylaşacağız. Sevgili izleyicilerimiz, program boyunca bizi internet üstünden izleyip soru veya görüşlerinizi aktarmanız halinde biz bunları yayında gündeme getireceğiz. Hocam, en çok ilgilendiren konu toplumumuzu son günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol. Yani biliyorsunuz işte işbirliği anlaşması diye geçer ama kısa adıyla protokolden bahsederek konuya girmek istiyorum. Şimdi protokollerin yıllardır nasıl hazırlandığını hepimiz biliyoruz. Ama bu son protokolü okuduğumuz zaman ben iddia ediyorum ki değil nokta virgülü dahi bizler tarafından hazırlanmış değil, tamamen reçete gibi önümüze konulmuş bir protokoldür diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu konuda görüşünüz nedir? Önce bir kısa olarak genel anlamını, protokolün sunuluşunun uygulanışı konusundaki görüşlerinizi alalım. Ondan sonra ben içeriklerine gireceğim konuları. Şimdi efendim, bu 2 Haziran 20'de, yani 2020'de hazırlanan bir protokoldür esasında ve milletler arası anlaşma adı altında çıkar. Yani şeye girdiğinizde, internet üstünden veya baktığınızda bu tamamen doğrudur. Ona katılırım, zaten okuduğum altını çizdim. Yani 26 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan ekli 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının onaylanmasına 244 sayılı kanun 5. maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 2. ve 3. maddeleri gereğince karar verilmiştir. Evet. Bu zaten açık net diyorsa ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafından karar verildi ve yapıldı. Yani burada herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti'nin, ister dayatma deyiniz, ister yani tamamen önerisiyle. Ben ona işte reçete dedim. Reçete yani kısacası. Ama bu 1980'lerden beri böyle geliyor. Yani bunu çok net algılamak gerekir. Bu raporlarla veya bu işte anlaşmalar dedikleri raporlarla, ki altta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzası var. Bunların temel sebebi buradaki bir taraftan, çünkü bakınız, milletler arası, şimdi biz bir kere uluslararası tanınan bir devlet değil. Böyle anlaşmaların da geçerli olduğunu herhangi bir başka devlet yetkilisine söylediğiniz zaman yok anlamındayız zaten. Ve sıkıntı oradadır zaten ve bizim bütün sıkıntılarımız orada yatmaktadır. Çünkü ben çok deva, zemini normal yere kuracaksınız. Hep söylediğim şudur. Çünkü soru nedir? Neden bu sorun vardır? Neden böyledir? Vesaire vesaire. Çünkü devletlerin borçlanma etkisi var. Uluslararası arenaya çıkarsınız, bir başka devlete gidersiniz. Yani Türkiye'nin swap anlaşması dedikleri, adam para basar karşılıksız. Bretton Woods sistemi vardı. 45-47, ki Bretton Woods dediği de bir şehirciktir Amerika'da. Orada yapıldığı için aldı adını. Ama 69-70'lere kadar bu sürdü. Ondan sonra ne oldu tabii? Çünkü para, yani altına dayalı sistem, yani altın koyacaksınız, karşında para basacaksınız. Ama bu, siz güçlü devletler toplarsınız altını süreç içerisinde. Yani çünkü ben üretimi, gelir ve giderlerimi dengeleyemediğim için ne yapmam gerekir? Devamlı bir yerden para bulmam, borç bulmam. Borç da aynıdır. Yani sonuçta karşılığında ipotek verirsiniz. İşte destek verecek, yani bir şeyini bulacaksınız.
Ve ne olur sonuç itibariyle kısacası altına karşılık bu defa doları ön koydu şey. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki kendilerine bundan sonra para basma etkiniz vardır, altınızda olmaz ama doları alıp faizli bir şekilde, ki Türkiye %7 lira yakındır ki alır şu anda, hazinenize koyarsınız ve onun karşılığında para basarsınız. Ama şimdi geldiği noktada nedir Türkiye'nin de? Swap dedikleri bir olay vardır şimdiki duyarı devamlı. Bu başka bir devlet bankasının, merkez bankasının, başka bir devlet merkez bankasının garanti etmesi gerekir. Siz o paranın, yani yoktur paranız, borç, hiçbir şeyiniz yok. O basacağınız para karşılığında da bir, o dolar, yani dolar miktarını 10 dolar, 20 dolar, 30 bin, yani milyar dolar neyse artık anlaşırsınız. Eğer verirse size işte karşılığında basarsınız o parayı ve karşılığı olur o paranın. Aksi takdirde kağıdın üstüne para basmış olursunuz. Şimdi bizim de burada Türkiye Cumhuriyeti bizim üstümüzden, çünkü 60'ta kurulan devletin garantörüdür. Biz hep bunları yanlış anladığımız için sanırız ki burada işte baş yoktur öyle bir şey, kendileri bildiği için zaten bunu yaptırıyor sana. Ve milletler arası anlaşmalar demesinin nedeni bunu başka bir zemin üzerinden daha değişik başka ülkelere karşı da savunmaya çalışıyor. İşte Kıbrıslar istediği gibisinden. Yani nasıl deniz anlaşmasında yaptı ki hiç alakası yoktur o işlerin. Aynı durumu yapmaya çalışır burada. Ve bu 1900, yani kontrol etme yetkisi girdiğiniz zaman bir ülkeye, bir ekonomisini yıkarsınız, iki o ekonominin kontrolünü, o halkın kontrolünü ele geçirmek üzere siyaset izlersiniz. Borç para verirsiniz, ekonominin diğer alanlarını kontrol altına alırsınız, yani kendi sermayenizle girersiniz vesaire. Böylece toplumu kontrol altında tutmaya çalışırsınız. Bu protokollerin amacı da bir yerde bizi bağlamaktır. Diyeceksiniz ki neden? Mutlaka bilir Türkiye burada çözüm olacağını. İstese de istemese de, onu da söyleyeyim yani. Net konuşayım, çünkü çoğu sanır ki bu iş böyle gitmez 40 sene daha. Tutuyorlar Türkiye'yi, takip ediniz. 55'lerde de sokarken buraya kendisini Amerika'ydı, NATO'ydu, Orta Doğu'daki işte bu zenginliği, enerji kaynaklı. Çünkü bizim hala daha birleştiremedik yani o noktaları, niye bunlar dünyada olur? Ya o sen güçlüsün, bir kere enerjiyle ham maddeyi kontrol eden dünyada söz sahibidir bugün. Baksınlar görsünler, bunu istemez ya 500 sene hocalık yapayım ya da bilmem. Ama buradan gelen nedir? Sizi de sürdü. Tampon vazifesi gördünüz, aldı NATO içerisine. Hatta Kore'ye gönderdi, sonra Seferberlik Tetkik Kurulu'nu kurdurdu. Seferberlik Tetkik Kurulu üstünden biz yönetildik. Onun için getirdim Kemal Yaman'ın da kitabını buraya. Rahmetli doktoru nasıl çektirttiklerini yazar adam orada. Özel harp daireleri finanse eden Amerika değil. Tamam. Pentagon'u da doğru. Tabii. Yani Seferberlik Tetkik Kurulu, Profka dedikleri de Yunanistan'ı... O özel harp daireleri yeraltı teşkilatlarını oluşturdu. Tabii ki, komünizme karşı. Tabii. Ama neydi olay? Yani anlatmaya çalıştım burada da şimdi. Bunların üstünden devletler işte bir taraftan, çünkü yarın masada oturduğun zaman ve diyeceksin ki ben bunları bize de diyecek, beyefendiler ama bu kadar da borcunuz vardır bana. Tabii. Diyecek onun tarafına da, diyecek dünyaya da. Ben bu kadar yardım ettim bunlara. Gelecek o maddeye. Yani anladınız mı? Onun üstünden kısacası. Bugün burada verdiği de çok para değil yani, ama burada size çok net bir şey yani okumakta yarar var. Şey değildir bunlar yani böyle. Mesela adam işte koyuyor. Diyor ki bakınız 17. maddesinde 2020 yılı eylem planında 17. yani son maddesinde KKTC'nin tüm bakanlarında asgari 3 yetkiliden oluşan proje uygulama ve takip komisyonların kurulması. 15 Haziran 2020'de alındı bu karar. Koydu size buraya. Ha burada nedir vereceği paralar da bellidir. Bir 2019'da kalan miktarlar vardır. Bir de bu yıl yani 2020 yılında koyduğu mesela. Örneğin burada işte hibe dediği baktığın zaman toplamda işte burada mesela savunma ödeneği tamamen işte kaldı 82 bin nakit diyor yani şey olarak. Sıfır ve gelir geriye en son 650 milyon vereceksiniz diyor. Yani her yıl 650 milyon savunma için burada askeri vesaire ödüyor silahlı güçleri, sivil savunmasına kadar. Sebebi nedir tabii onlara bakarsanız? Onları siz kontrol etmezseniz duramazsınız buralarda. Yani bu doğal bir şey tabii. Onun için kısacası burada bütün yani hazırlanması bir yana, hazırlandıktan sonra vereceği kuruşuna kadar da burada bizim KEİ dediği yani kalkınma
ve ekonomik işbirliği galiba TC Yardım Heyeti de dönüştürüldü. Değiştirildi. Odur. Onu anlıyorum yani. Ben fazla daha bunlarla uğraşmam. Çünkü uğraşsanız da bir anlamı yok burada. Çünkü sizin elinizde ERK yok. Ben onun için zaten fazla da bunların üstünde durmam. Yani iktisatçıyım esasında. Ve ekonomi, biliyorum. Doktora, diplomamda, tezlerimde, kitaplarımda bunların üstündedir. Yani durur bunlar Rusça. Evde atılı. Neden ama durur? Çünkü anlamı yoktur benim bunun üstünde konuşayım. Ve burada gülerim de çok arkadaşım var. Aldı, sanki de bu kadar üniversitenin içerisinde. Ve bu kadar üniversitedeki profesör ünvanına ulaştıysanız buralarda altın çağını yaşaması gerekir Kıbrıs'ı Türk'te. Tek bir şeyin farkında değiller. Ben onun için yazmadım. Yazmam da sinerim. Söylemem de bir şey. Er kelimesi bir yer coğrafya üzerindeki egemenlikle ilgili egemen olan toplumların hakkıdır. Ve yönetme, işte işlerine karışmama. Çünkü kendi kendine karar alma yetkisi var. Sen burada ek değilsin. Ek olmadığın zaman para senin değil, Merkez Bankası senin değil, sınırlar senin değil, askeri güç senin değil. Yani çocuk gibi oyuncak evcik oynarız ya. Bunu artık anlatmamak gerekir veya konuşmamak gerekir. Çünkü bu doğru bir olay değil. Onun için bu protokolde de kısacası, evet burada dünyaya karşı tabii Türkiye'nin çünkü sorumlu olduğu bir şey var. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür. Adanın garantörüdür. Kurulu düzenin bozulmamasının garantörüdür. Tersi olduğu için bak İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları vardır. Hem işgal ettiğinde örgünlerine ve yazar askerine kadar haberiniz olsun. Tümeninde kaç tane asker var? Özür timine kadar yazar. Yani burada iki tane tümeni var. İşte biri Çamlıbel'de. Hepsini yazar yani. Paşa 39 man. 39 galiba 28. 22. 22. 14 bir şeyler hatırlamam ya. 28. 28. Yazar yani kendisini. Aldığınız zaman ve ondan sonra karar verir zaten. Koyar. Ve en son derken de ne ki sen gittin oraya ve kurulu bir düzen var iken o kurulu düzenin dışında yasal olmayan bir düzen kurdun. Evet. Ama diyor kendine bu yasal olmayan düzeni kurarken sorumlusu sensin. Ve sorumlu olduğun için bu mülk ister ver adama, ister verme ama vereceksen de içindekini karşıma gönderme. Sanki bağırırdı bizimkiler kazandık dedik. Bunuydu ki söylemeye çalış. Der adama yani çünkü sorun orada. Sen diyor ki yasa dışı bir yapı kurdurdun. Yasa, yani nüfus aktardı. Her şey yaptın ya orada. Yani yasa dışı bir yapı kurdun. Ve herkese de tapu dağıttın. Bu tapuların da sorumlusu sensin diyor kendine. Yani evet gerçek orada durur. Çünkü bizim medeni hukukta 3. sınıfta hiç unutmam çocuklara sorardı hoca. İkinci tapu, en eski tapu mesela şeklinde iki tapulu bir mülk. Hangisi geçerlidir? Ve koydun kendini altına işte eski tapu, yani birinci eski, en eski tapu, son tapu, ikinci son tapu şeklinde. Çok daha bakardı çocuklar artık şaşırırdı çünkü. Ve birinci tapu hangisidir be? En eskisi. En eskisi ki kime aidir? İkincisini silahına aldı veya başka türlü aldı ya yani sahte olanlar. Şu anda elinde tutan değil. İlk kendine tapu verilen. Tabii yani tapu. Oradan çocuğa neyse ya bunları şedirdi. Şimdi senin burada bozduğun bu yapının içerisinde bu sistemi gene de Türkiye ne yapmaya çalışır? İşte orada bir topluluk var Doğu. İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sahibiyiz onu da. Yani onlar hep onun üstünden siyaset yapmaya çalışır. Ama o siyaseti de yaparken bunun üstünden bizim daha bağımsız, daha özgür ekonominin gelişmesini ve erk olma pozisyonunda, dikkat edin, egemen olma pozisyonunda hareket etme yönünde herhangi bir hak veya adalet talebinde bulunduğumuz anda bu şansı vermez bizi. Vermemesinin nedeni de protokollerdi. Yani protokol dediğim bütün çünkü parasına kadar verirken kontrol eder. Silahına kadar, polisine kadar yani bütün yangıncısına kadar ki bugün Amerika'da takip ediniz belediye başkanları daha geçen gün yürüyüş vardı polislerin. Çünkü çıktı da polislerin tümünü bozuyor. Örgütü oldu belediye başkanı. Çünkü belediyeye aitti polisler orada. Evet. Bağırdı ve yani o olaylardan dolayı orada. Şimdi bizim de burada dikkat etmemiz gereken yani bu protokol de doğrudur. Tamamen Türkiye tarafından hazırlandı ve burada yapılacak olan tüm yatırımlar da yani çok da bir para değil haberiniz olsun. Ya 1 milyon civarındadır şey ki verdi. Onları hep söyleyebilirim size. Yani kullanacak veya bütçeye gidecek ama onlar da yine karşılıklı bir şekilde bütün raporları şeye verilmek kaydıyla
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'na, ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın onayına tabi tutuluyor. Haberin her şey yok. Onaydır en son. Onay, evet, onay verilecek ve öyle açılacak. Ben demek istiyorum hocam, yani serbest kalacak paralar istekler yerine getirilip gerçekleştikten evet. sonra serbest kalacak. Evet, gelmemesi de. Halinde geçmişte askıda kaldığı gibi yine kalacak. Kavir var öyle yerler ki. Peki hocam, şimdi biliyorsunuz bu protokolün sonunda da az önce siz 17. son maddesini okudunuz. Eylem planı. Eylem evet. planındaki her cümleye baktığınızda sanki de kapalı gibi gözüküyor ama arkasında başka niyetler vardı. Ben bir örnek vereyim, ondan sonra da buyurun. Sözü size vereyim. KKTC Limanlar Master Planı'nın hazırlanması ve onaylanması çok havada duran bir cümle. Efendime söyleyeyim, Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin profesyonelleştirilmesi havada. Şimdi bu kooperatif konusunda benim aklımın erdiği, anladığım kadarıyla ne demektir profesyonelleştirme? Oraya belli kişiler tarafından yönetici atanacaktır. Atanacaktır. Para ödeyecek. Bugün kooperatifler bu ülkenin yıllardan bu halk burada oldu olalı can damarlarından bir tanesidir kooperatifler ve önemli bir kuruluşlardır ve düzgün giden, kimseye muhtacı olmayan, genelde söylüyorum Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili, kimseye muhtaç olmayan bir kurum, kimseye borcu olmayan bir kurum, üstelik de devletin ona borcu var. Bu cümlelere baktığımızda arkasından bir 10. maddeyi daha okuyacağım, ondan sonra sözü size vereceğim. İş yapmayı kolaylaştıracak gerekli tedbirlerin alınması. Kimin iş yapmayı kolaylaştıracağı? Neyin? Bu tamamen Türk Cumhuriyeti'nin gelecek olan iş adamlarının rahat çalışabilmesi. Evet, yani bunları iyi al. Zaten bakınız ya, karma ekonomilerde devamlı söylerim ben. Yani kapitalist sistemin eğer isterseniz tamamen liberal, ki her şeyi ben ona açık net söylerim, derslerinde söylerim çocuklara, %100 hırsızlıktı. Eğer %100'ünü tamamen bireyselleşmiş, yani bireye hitap etme, sermayeyi tutanın devleti olursunuz. Onun dışında olmasın. Ancak buna karşılık, çünkü o amansız kapitalist sistem, yani o Fransız devrimlerini de, hatta gerisine de gidebilirsiniz ama sonrasında baktığınız zaman bütün sebep o amansız sömürünün daha adaletli bir pozisyona gelmesiydi. Ve kooperatifçilik, takip ediniz. Ne zaman ortaya çıkar Allah aşkına kooperatif? Yani normal, bizim için tarih olarak gidebilirsin çok yerlere ama baktığınız zaman hepsi Robert Owen'dır, babası İngiliz. 1723 doğumludur adam. Yani 1800'lerde başlar bunlar hep böyle gelişsin. Neden ama? Tekstil sanayisindeki işçiler o zaman geldiler, baktılar, dediler ki olmaz ya, her şey pahalı, alınır işte neyse. Kendileri 29 kişi, bazı kitaplarda 28 yazar, o ayrı bir olay. Yani 28 veya 29, birer isterlin koydular. Ve sene sonu 169 isterline çıktıydı şeyleri. Cirolar, gelirler ve nöbetle şey yaparlardı bunu. Yani bir gün sen, bir gün o, biri neyse. Ve böyle böyle sattıklar ve %10'da kar verirlerdi. Sene sonu, karından evet. üyesine. Ve 169'a çıktıydı mesela. Neden bunu söylerim şimdi ama? Çünkü karma ekonomileri, ki başarılı olan ülkelere takip edin, kapitalist ülkelerde karma ekonomik yapıyı öne çıkarın. Neden? Birincisi devletin. Yani devlet çiftliklerinden devlet sanayisine kadar. Yani belli alanlar. Yani şeyi vermez mesela size. Ki Rusya'da bunun için eğer örnek de isterseniz, o petrol sanayisini ilk önce aldı bazı babalar, sosyalist sistem gider kana, ama ondan sonra döndü ve vurdu da geneli. Yani gitti ve vurdu ve vurdu. Öyle yani kimisi iddia eder, derin devlet yaptı bunlar. Olabilir. Aldı tekrardan ele. Çünkü enerji kaynaklarının veya buna benzer stratejik, işte elektriktir, sudur. Bunlar verilmez. Telefon verilmez. Tutacaksınız bunu. Bunları devlet tutar. Diğer taraftan sanayi alanında geliştirebilirsiniz. Tarım alanlarında işte kooperatifçilik ve buna benzer. Kooperatifçilik yanlış şeyde değil. Ve bu üç alanda, yani bir devlet, devletçilik var. Şahıslar var. Ve kooperatifçilik var. Kooperatifçilik de bir kapitalist üretim tarzıdır, örgütlenme biçimidir. Ama orada kendileri kimisi tarlasını kor, kimisi üretim araçlarını, kimisi hayvanını vesaire ve birleştirerek daha güçlü ve hem kendine iş bulur hem de parasal yönünü kazan. Ama bu neyi getirir? Size daha bağımsız, kendi kendini doyuran, özgüvenin artması, kendi kendine yeten, yeten vergisinden tut, yani daha rahat
sorunlarınızı çözen, sırasında sorunlara karşı direnen, baş kaldıran. Şimdi bunları Türkiye burada istemiyor. Bu farkındadır ki artık zaman da geçti. Yani Türkiye Cumhuriyeti şimdi artık 40-45 yıl sonrası cebimizde tuttuğumuz telefonuyla anında verir sizi, dünya görür sizi, yaptığınız her hareketi. Ve buradan artık zor duruma da girdiğini de görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Onun için bizim burada, gerçi burada tabii 2020'nin sonuna kadardır, aralığın sonuna kadardır bu, ama 3 yıllık daha yapılacağı yazılır. Yani, yazılıdır. Ha. Onun için buradaki temel amaç ekonomik yönde zaten sizi kontrol ettiği anda, çünkü geldiğimiz noktada işte bugün açık açık yani memura parasını veremez diye adam anlaşma yapmaya gider. Ve kardeşim bu noktaya gelmenin sebebi nedir? Hiçbir onu konuşmazım. Ya biz ders verirdik ya. Bunun içinde bir bölüm daha var. Onu da yönettikten sonra ticariyle ilgili konuyu da Ahmet'e soracağım. Şimdi bu kooperatif Merkez Bankası yönetiminin profesyonelleştirilmesinin devamında şöyle der. Ben anladığımı söyleyeyim, siz bilmem ne dersiniz. Bankanın yeniden yapılandırılması planının hazırlanması. Ben bundan bir tek bir şey anlarım. Bankayı direkt olduğu gibi her şeyle Merkez Bankası'nın teslim etmek. Evet, edecek olur. Bir diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Bilmem bu. Doğru mu düşünürüm? Yok, doğru evet. Düşünüyorum. Çünkü bu birimle düştüğü anda ve çıktığı anda kontrolden yönetme kolaylığı gelir elinize. Yani bağımlı pozisyona sokarsınız tüm kesimleri ya. Olay odur ya. Ekonomide çünkü yani bunu ne bileyim yani şeyde de Rus Çarlığı'nda da gördük. Orada tarih okurken bile çok basit şeyler. Bir ülkeye girerken Yermolayev yapmadı bunu. Dagistan'da yapmadı bunu. Çıktı dağlara, ters doktrin yani. Kullanan tek o oldu. Çağırdı generalleri, girdiler her tarafa. Çıktılar dağlara, teslim aldılar. Dağların içinde mağaralara kadar insanlar. Ne yapmamız gerekir dedi. Bize tapsın, bu insanlar sevsin. Generaller ne dedi? Tabii aynı doktrin. Yıkalım, kıralım, dövelim işte vesaire. Yok dedi. Yol yapalım. Ev yapalım, okul yapalım. Yani iş yeri kuralım şeklinde. Tek orada ve başardı da. Bugün hani görürük hangisi kopacak orada. Mümkün değil yani, koparamazlar. Tersi işte bir ülke, ki bu askeri doktrindir de onun için söylüyorum. Yani doktrinler tarihine baktığınızda veya doktrin dersleri verirseniz, ekonomi doktrinleri vesaire ki ben belirlen birisi olduğum için de. Bu doktrinler tarihinde bir yere giren askerin başarılı ve orada kalması için ekonomiyi kontrol altına alması gerekir. İkincisi de halkı kontrol evet. altına alıp şimdi, yürütmesi gerekir. Evet dostum. Ahmet arkadaşım, 11. eylem planında 11. madde, Türkiye KKTC arasındaki ticari ilişkilere yönelik uygulamaların ve araştırmaların, kelime kelime okuyorum, araştırmaların gözden geçirilmesi ve güncellendirilmesi. Ne anlarsın buradan? Ne düşünün? Önce sana, sonra da hocaya sorayım. Şimdi güncellenmesi derken bana göre belli hedefe ulaşmayan yani bir proje vardır. Hı hı. Türkiye'nin o Kıbrıs'la ilgili masasında ve her protokol dönemi o proje bir adım daha ileri, konunun da başında söyledik yani, hı hı. bir adım daha ileri gitmektedir. Şimdi güncellenme demesi o eksik kalmış olanların da anlaşmaların veya yeniden ele geçirilemeyen bazı şeylerin de bu protokoldaki o kolaylaştırılmaların altında. Biraz evvel okuduğum orada kolaylaştırılma de, işte yeşil sermayenin daha da kökleşmesini sağlayacak bir takım kolaylıklar ve hedeflerin önünün açılması. Anladım. Ben öyle anlarım. Çünkü bu ülkeyi de beğenilmeyen iki konu vardır. Bir, dinimizi beğenmezler. Bir, milliyetçiliğimizi beğenmezler. Bunları ele geçirebilmek için de ekonomiyi zaten zamanında bankalar krizi de bu projenin bir parçasıydı. Bilmem Zeki Hocam ne der bu konuda. Ama bankalar krizini hatırladığımızda o dönemi halen daha yardımcısını da ele geçirdiler. Eskiden yardımcısı bankalar Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı mı, müdür yardımcısı mı, Kıbrıslıydı. Şimdi onu da ele geçirdiler. Hepsi kendilerini. Demirhan Merkez Sayın Merkez Bankası yardımcısı Kıbrıslıydı. Müdür yardımcısı Kıbrıs. Ha. Şimdi hepsi Türkiye'lidir. O dönemde bankalar krizinin yaşandığı dönemde o zamanki büyükelçi Sayın Karahan'a ben sormuştum. Bir yemekte. Biliyorum Karahan. Ve dedim ki Sayın Karahan dedim.
Merkez Bankası'nın başında sizin tayin ettiğiniz, Ankara'nın tayin ettiği bir müdür var. Adı da söylüyorum açık açık, Demirhan Sayiner. Demirhan Sayiner bankalar krizi baş gösterdiği zaman ve en büyük mesele de bankaların munzam karşılıklarının Merkez Bankası'na yatırılmaması. O neydi munzam karşılıklar? Bankaların herhangi bir kriz anında garantisi, vatandaşın mevduatlarının garantisi, ödenebilmesini garanti eden bir... %20 gibi bir para kredileri. Evet, önemli. Ve bütün özel bankaların o dönemde iflas etmiş olan özel bankaların hiçbirinin de munzam karşılıkları yatırılmadıydı. Ve dedim ben kendisine, hatta Demirhan Sayiner'in her gün faydozdan sonra Jasmine Court'ta kumara giden bir Merkez Bankası müdüründen sizin istihbaratınızın haberinin olmamasının mümkün değil. Ve kaldı ki bankaların genel kurullarında her zaman karda göstermelerine rağmen bu bankalar nasıl batıyor ve munzam karşılıkları bulunmuyor ve siz bu genel müdürü dedim bankalar krizi ortaya çıkarkenden memleketten kaçırttınız. Oysa bana göre sorgulanması gereken banka sahiplerinden sonra ilk kişi Merkez Bankası müdürüydü. Evet. Ha bunu neden yaptılar? Bilerek ve isteyerek batırılmıştır bankalar. Neden? Çünkü ticareti ve finans sektörünü tamamen Kıbrıslıların elinden almak içindi. Bu çok önemliydi. Yerli kuruluşlar. Yerli kuruluşlar tabii. Yerli kuruluşlar. Ve arkasından çok hızlı bir şekilde Türkiye bankaları bizim ticari hayatımıza girdiler ve memlekette en büyük sektör olan araba ticaretiyle ilgili efendim hire purchase olayları, konut ile ilgili hire purchase olayları da dolayısıyla bunlar hep döndü dolaştı ve Türkiye bankalarına ipotek oldu. Biraz evvel bahsettiğim konu. Yani bugün bu memleket ticari konuda affedersiniz kıçındaki pantolon ne kadar vatandaş Türkiye finans kuruluşlarına ipoteklidir. Siyasi, askeri ve ekonomik protokollarla da tamamen bağlanılmıştır. Yani müdahalenin de çok ötesinde bir bağımlılık, yani Türkiye'nin o garantörlük ilkelerinin çok ötesine geçmiş, yani garanti anlaşmalarının çok ötesine geçmiş. Amacının ilerisindedir. Çok ilerisinde bir yapıya getirilmiştir. Ve Türkiye'nin bu ekonomiyi de ticari anlaşmalarla ele geçirdikten sonra zaten askeri güç belli ortada. Siyasi pozisyon belli. Dolayısıyla bugünkü bu şeklin gelişerek yaygınlaşması ve kökleşmesi bugün Birleşmiş Milletler dese ki ben KKTC'yi tanıyorum. Emin olun ki Türkiye'nin bu bile işine gelmez. Türkiye bugünkü çözümsüzlüğün pamuk ipliğine bağlı şekilde hakimiyetinin devamından yanadır. Çünkü herhangi bir çözüm şeklinin hukuki hüviyete bürünmesi Türkiye'nin çıkarına terstir. Yani çözümsüzlük sadece Türkiye'ye yarar. Doğru. Kıbrıs Türk halkına da, Kıbrıs halkına da asla kesinlikle yaramaz. Diyorsun. Evet. Evet. Şimdi bir şey daha belirtmeyin bu şeyin üzerine. Buyur hocam. Buyurun. Üç tane ana sorunu var bugün. Biri Kıbrıs'tır. Bunu duyan da yatsın bir yere. Çünkü bunlar önemli bu şeyler. Türkiye'nin sorunundan bahsediyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin üç temel sorunu var dünya karşısında. Biri Kıbrıs sorunudur. Sebebi de bir devletin girip içerisinde işte yani verilen garantilerin dışında hareket etmesi. Hı hı. Ve işgal pozisyonuna düşmesi. Ama bunu yani devleti yıkmak ve onun üstüne ayrı devlet kurmak, nüfus taşımak, mülküne yani tecavüz etmek vesaire. Bu Türkiye şu anda en fazla dünya uluslararası arenada önüne çıkan birincisi. En büyük sorundur tabii. İki, çoğunu belki bilmem ama ben onu izlediğim için. Belki de bilindik. Bilirsiniz. Ermeni sorunu. 1915'teki bu tabii. Ve üstüne üstüne de gelinir. Ha tabii. Diyeceksiniz ki neden yani şimdi Ermeni sorununda da Kıbrıs sorununa benzer bir sorun var. Orada sorun nedir? Yoksa çıkıp 500 defa özür dilerim yani. Hem oradaki cumhurbaşkanı da dileyebilir. Ama nedir sorun? Kabul ettiğiniz anda mülkiyetini ve tazminatını geri ödeyeceksiniz. Sıkıntı burada yattı. O ama o duruyor orada. Kesinlikle ondan da kaçamaz Türkiye. Bu da ikincisi. Hı. Üçüncüsü de Kürt sorunudur.
Bu üç sorunu bugün çözemediği müddetçe dünya kullana kullana üstüne gidecek. Ha, Türkiye'de Arap kullansın ama Kıbrıs'ta, ben tabii Kıbrıs'ın bugünkü bu yapısını izlerken hep düşünüyorum. Yani dünya güçlü de çık dedik herhalde zaten rahmetli derim. Galiba da Gül'ün sözüydü. Cumhurbaşkanı iken veya Sayın Erdoğan'ın birinin işte sözüydü. Ya dedi bize 24 saatte çık dese çıkarız dedi. Çünkü o zaman Suriye'den 48 bin tane askeri çıkarttılar. Suriye'den, evet. Yani pardon özür dilerim. Lübnan'dan Suriye askerinin 48 bin askeri vardı. 48 saatte çıkarttı kendine. Yani işte çık dedi, çıktılar neyse. Gül o günlerdeydi. Gül'üydü galiba Gül. İşte. Yani bu bilinen bir şeydir. Ama neden burada? Ben onu tabii Türk yetkilileri de duysun bunları. Çok daha söylerdim. İstihbarat yazacağına yazsın tabii dosyalarıma. Zaten dosyalar çok benim orada ama dosyaya koyacağında versin bir de uzmana inceletsin. Bugünkü bu yapıda tutarken nasıl Musul'u kaybettiler? Yani Kurtuluş Savaşı'nda ve haberleri yoktu ki petrol da vardı. Da verdiler gitti. Verdiler gitti demeyim ama verdiler yani sonuçta. Gittiydi Abdülhamid'in mülkiyetindeydi Musul. Evet. Verdiler gitti. Aynı durum şimdi Doğu Akdeniz veya Akdeniz'deki bütün bu petrol kuyularının ortaya çıkması veya işte enerji kaynaklarının ortaya çıkmasından mahrum kalması için Kıbrıs'ta Türkiye'yi bu şekilde şu anda tutuyorlar ve kaybetti de bunu. Çünkü artık bakarım ben şimdi anlaştılar da yani buradan alacak işte Mısır, İsrail'in petrolünü gerilecek denizin altından Kıbrıs'ta kıyla birleşerek Girit, Atina ve İtalya. Yapıldı, projeler de yapıldı şimdi. E ondan sonra müstelik neden ama neden bunu söylüyorum? Şimdi çoğu diyecek ya Rum tarafından korkar mı Türkiye? Yok. Onun artık Rum tarafı yoktu. Parseli sen kiraladın. Amerika Birleşik Devletleri. Fransa. İsrail. Yani takip ediniz İtalya. E şimdi sen gidip onlarla ne zaten kiralandı verildi bu. Şu yasal devlet de Kıbrıs Cumhuriyeti olduğu için yaptığı her imza da geçerli. Verdi artık. Tabii. Verdikten sonra da diyecekler Türkiye'ye güle güle ya veya gel işte bunu yaparsan yani kaporacılık gibi işte al sen de 3 kuruş da bu işi yap gibisinde. Komisyon. Komisyoncu. Yani geldiği nokta esasında bunun farkına varmaları gerekirdi. Yoksa çözseydi Türkiye 74-75'te 76'larda neyse çözseydi yani Magalyoz'un geldiği gün bittiği de görevi o ayrı bir olan. Çözseydi. Ben iddia ederim size buradan bütün bu ne çıkarsaydı bırak Türkiye üstüne gitmesini fazlasıyla hak alacaktı. Yani durur düşünürüm çünkü neden burada tutuyorlar kendini ve yani 70 kilometre ötedeki Türkiye, bakınız Girne'deki sahilden durun, karşı tarafın sahiline 70 kilometredir ya. Evet. Yani 70 kilometre o tarafta dursaydı bugünkü asker ne fark eder ki? Teknoloji zaten adam attı 1850 kilometreden şeyden Putin'in doğum gününde şeyden denizden 1 metre kare oturttu füzeyi ya. 1 metrekarenin içerisine kaçmaz diyor adam yani. Çıktı konuşur genel. Deniz altısına attı. O şeyde Suriye'deki savaşta bir. Bu, yani bu son alemler. Evet, evet. E şimdi senin bu teknolojinin karşısında hala daha orada duracağım ve duracağım derken de zeminsiz duracağım. Siyaseten yani bu protokollerle de bir yere gidemez. Evet bizi kontrol altında tutacak belki kaçacağız belki ama devam ettirmesi bunu kaybınadır Türkiye'nin ve ben milliyetçi kesimin de hala daha derim durur da düşünürüm ya. Türk halkının düşmanı olabilir miyim ya ben? Türk halkının düşmanı değilsem Türkiye buradan çekilmesi gerekir. Türk halkının korunması çözümden yana geçer. Yalnız hocam. Barış çözüm için olacak ama çözüm Türk halkının da bölge halkının da bizlerin de çıkarınadır. Hem ekonomik hem siyasi her yönüyle. Yani ben hala da algılayamıyorum durup alt alta koyarım bunu. E o Türkiye'nin burada tutulmasını tabii orada duran stratejik uzmanlarının yaptığı Türk düşmanıysalar onu bilmem. Onu da söylerim. Yalnız hocam burada şuna dikkat ediyorum ben. Türkiye'de Kıbrıs üstünden bütün siyasal partiler DHP'nin dışında, Demirtaş'ın DHP'sinin tamam, dışında. Doğru. Onun dışındaki bütün partilerin yaklaşımı milliyetçi bir argüman geliştiriyorlar ve Kıbrıs'ı kendilerinin olarak görüyorlar. Bir yani HDP'nin üstünde. Ha? HDP'nin üstünde. DHP değil, HDP'nin üstünde. HDP hariç. HDP hariç. Ha, HDP'nin bizim baktığımız gözlükle bakıyor da Kıbrıs meselesine ve çözüm meselesine. Bugün yani hatta AKP sıkıştığı dönemlerde Erdoğan dünyanın duymak istediklerini zaman zaman yani inanmasa bile
inanmasa bile dünyanın duymak istediği bazı argümanları uluslararası konferanslarda Çavuşoğlu'nu attırıyor ortaya, çözüm istermiş gibi. Ama gerçekte tabii istemez. Biz bunu biliyoruz. Ha, ama Beryan da CHP'nin de tavrı aynıydı. Yani Erdoğan bu. Tamam efendim, kabul ederim onu. Diğerlerinin de. Yani yeni HDP'nin dışında zaten. HDP'nin dışında. Savaşı hepsi destekler. Hepsi destekler. Yani Libya'ya giderken de. Aynen, aynen. Suriye'ye girerken de. Ama sorduğun zaman ne Çin oradadır? Şimdi hepsi bağırır. Ne Çin oradadır? Ve başka bir şey daha söyleyeyim. O konuda da onun için. Yani tabii bunlar şimdi konuşulacak. Yani protokolü de konuşuruz ama. Ya kardeşim, bilmediği 82'de deniz hukukunu, bilmem burada varsa kurumdaşı, 82'de deniz hukuku BM koyduğu zaman ve imzaladı, tarihçesi farklıdır o iş. İlk bir top atışıydı. Sonra 3 top atışına 3 mil çıkarttılar. Sonra çıktı 6'ya, sonra çıktı 12'ye. 12 milin dışında sen karışamam. Evet. İster tank geçir altından, ister üstünden, ister yani kullanabilirsen de bir başkası da. Onun için bu boru hattını engelleyecek falan, yani ister Libya'yla karşı karşıya. Hiçbir yapamaz Türkiye. Ha şimdi diyeceksiniz ki o gücü de yok. Yani şey olarak gideceğim Rusya gibi, işte Amerika gibi. Yani bu büyük G8'ler veya G11 dedikleri, şimdi uğraşır Amerika öyle bir şey. Kursuna da farklı bir şey. Onu da tartışırız daha sonra. Çünkü Arap'ın içerisine şeyi de Çin'e karşı işte Rusları, evet, Rusya'yı alsın, Hindistan'ı. Çünkü bunlar Güney Afrika, yani Bosna'nın şeyiydi. O birlikteliği. Ha, birliktelik vardır ya, onların kurduğu bir şey vardır. Ayrı bir ekonomik birlik, hı-hı, vardır. Onu şimdi... Şangay. Ha Şangay. Ha, Şangay'ı bozma ama Çin'i de dışarı bırakarak. Ve bunlar tabii şimdi bizimkiler de gidiyor. Ya sen giden oraya ama onun de o onlar. Dünyayı bir ucundan o bir ucuna roket atabilir. İşte kontrol edemem. Yani senin o şansın yoktu. Senin gücün işte bak para arar adam. Bir sente muhtaç, rahmetli de Demirel'in sözü, sente muhtaç bir pozisyonda ve giden hala daha da diredin. Diredin ama yoktur şansın senin. Ekonomik gücün yok, askeri gücün yok. Yani bunlar yarın saat denizden giden gemileri de bombaladığında artı o denizden geçebilir bu boru hatları, yeraltı, denizaltılar geçebilir ya. Çünkü uzağındasın, 12 kilometrenin dışındadır. Yani 12 mil, deniz milinin dışındadır. 12 deniz mili. Onun için bunlar niye yani hala daha ben bilmiyorum yani. Yani 12 milin dışında olan yerler, evet, uluslararası sular. Evet, peki yani orada her köşede kabul edilir. Ha, ortak olabilir yani şey anlamda kullanabilir. O zaten onda bir sıkıntı yok. O kıyıdaş devletleri zaten onun için git diyorsa anlaş, işte imzala ve git anlaş ve o kıyılarınız içerisinde. Onun ona ait sahayı. Çünkü başka bir şey daha tartışılır. Okunur yani şeyde. Mesela havada, gökyüzünde. Kaç kilometre yukarıda? Biz okudur. Ya ben derken değil de Hüseyin Pazarcı vardı bizim. Hava sahası konusunda. Hava sahası. 60 inan 100, hani 60 yazardı kitaplarda. Sizin 60 kilometre üstünüze, şimdi var İsrail'i bir tane görürseniz çıktığınızda böyle 7-8 civarında bakın. Yıldız gibi böyle parlar aşağılarda. Bu omorfo üstünden atar böyle elips gibi ve gider. Devamlı her gece görebilirsiniz kendini. Şimdiki böyle açıktır hava. Şimdi de 100 kilometre üstümüzde. 100 kilometre üstümüzde ama bunu adam ne Çin yaptırır kendine? Der ki kendine şimdi tabii tartışılır. 60'ına 100 kilometre daha üstüne gelip de giremen o bir devletin. Çünkü teknoloji öyle bir şey gelişti ki göz rengini söylür sayın. Ruslar 400-500 kilometre yukarıda 600 kilometre. O şey istasyonundan çocuğa dön dedi, konuşur kendiyle. O gün 12 Nisan 61'deki çıktıydılar Gagarin. Dön dedi yukarı çocuğa. Çünkü döndü, dedi kendine bak arkandaki numaraya bakayım. Araba numarasını söyledi, arkalarında duran arabanın. Oradan. Sonra dedi çocuğa, 12 yaşında bir çocuk dururlar. Yani orada da konuşurlar şimdi. Öyle bunun gibi büyük bir televizyon şeyi, ekranı. Çocuğa dedi çevir başını yukarı dedi. Göz rengini söyledi kendine. Şaşırdı herkes de. Ya adam burada teknoloji. Çünkü o böyle basit bir şey değildi. Ya başka bir şey ya, bu deniz ışık gördüğünüz şeyler var ya şimdiki dakikalar hani bizimkiler. Enerji. Evet, evet. Onlar yap dedi kendine. Bir tanesi 40 bin dolar o zaman. Bir tanesi 40 bin dolar. Şimdi 100-200 neyse işte. Çünkü neden? Yani o neden? Çünkü güneşten aldığı Çin enerjileri vesaire. Yani teknoloji gelişir ama bunlar tabii, onu kendi yaradır ve kendileri yapar. Türkiye'nin öyle bir gücü yok burada. Türkiye'nin kendi bölge içerisinde. Evet, güçlü pozisyona girmek istersen barışçı politik. Atatürk'ün politikası zaten o felsefeyi biz algılayamıyoruz. Yurtta sulh. Ne Çin söyledi bunu adam ya? Onu biz kontekst olarak alıp bakmayın. Çoğalın yeni kelime olarak da. Çok ciddi bir şey ama.
Eğer barış içinde olursan güçlü pozisyonda olur. Evet. Şimdi yalnız her gün attığı askeri harcamalar Katar, Suriye'de bilmem nerede. Ha, Türkiye'de şu anda işsizlik arttı. %39'lara çıktı. Tabii. İşsizlik. Geçen gün verirlerdi. Tabii şeyin verdi ama yaptıkları yeni bir takım şeylerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, diğer sendikalardan o hesabı yani %39 civarında olduğunu iddia ederler. İşsizlik. Gene nereye gidecek? Onun için başarman mümkün değildi. Ha evet doğrudur. Zayıfladık sonra diktatörlüğe daha fazla tabii yönelinir. Bu doğrudur çünkü Hitler de öyle yaptı. Tabii. Yani var tarihte bunların örnekleri çok. Mussolini'si de öyle ama Türkiye'nin bunları aşabilmenin yöntemi ve ben daha doğrusu burada kılarım ya. Yani bizim işte görüşülür yönetilir. Ya korkmayacaksın. Sayın Erdoğan senin barışçı politikaya dön. Hem Türkiye güçlü pozisyona gelecek hem senin pozisyonun güçlü pozisyona gelecek. 18 değil 28 de kalın iktidarda. Ama bu şekliyle şansın yok. Artı Kıbrıs'ta kalmak değil ya, ben hatırlarım bizim bölgelerde 100-200 dolardı. Yani Kıbrıs lirasıydı. Dönümü aracının. Yani bugün yollar, tabii şimdi yollar doğrudur Türk lirası ama kredileri de diyor dolar bazında. Şimdi yani, şimdi yani soru o, oydu hocam. Yani biz bugün her şeyimizi TL'yle çeviren bir topluluk, bir ülkeyiz. Ama gel görün ki bu verilen kredilerin, hibelerin dışında verilen krediler karşılığı ödenme anında dolar bazında ödenecek. Yani. Tamam hocam, da biz her gün günden güne basamak basamak yukarıya çıkan bir döviz birimiyle ileride nasıl baş edeceğiz? Ha, bazı İleride arkadaşlar diyor de. Ki, bazı arkadaşlar da diyor ki şimdiye kadar çok mu ödedik? Yani iş oladır orada yazılışı yani, derler. Ödenmeyecek denir. Ben ona katılmam tabii. Bak bak bak. O zaman soracağım size ben. Kaç tane sahilde oteller vardır ve kime aittiler? Bana lütfen bunu çıkacak o değerler size cevap versin. Kaç tane apartman var veya işte onlar hadi parası. Oraları nasıl alabilir? Sen kendi evine vermem bunu. Evet. Deniz sahili, içinde denizin de girerler. Bırak onları ama bu dediğindir işte. Onun karşılığı da kendine. Tabii ki der kendine. Onun için burada öyle şeyler de var. Anlaşma der ama yok yani. Ekle diyor. Ama ekler yok burada. Onu da söyleyeyim yani. Onları bulabilirsem ki büyük bir ihtimalle ya gizlidir onlar ya. Yani ek anlaşmalar vardır ki imzaya attığında onlar da yürürlüğe girer. Tabii tabii bağlar. Sadece burada yazar. Evet. Burada ekler ya falan diyor. Orada başlıklardır. Ek, açılımı yoktur. Yok, ek bir ek iki der. Yani demek tamam da imza satıldığı yok. İşte açılım, ama açılım olmayınca nedir o? İlemek sen onu. Belki X yerde vereceksin veya bir şey edeceksin. Çünkü ha bunlar nedir onu söyleyeyim sana. Çoğu sanır ki istemeyecek ama başka bir şey şimdi. Ya bu malları ki derik Rum'undur bilmem neyindir. Bize ödettirecek. Yarın anlaşma anında masada bu kadar borcunuz vardır. Gidin ki anlam planında da vardı esasında. Donç çoğu o tarafta reddetmelerinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Bize bırakırdı borcu. Yani iki taraf da Türk'ün malını Rum, Rum'un malını Türk. E o nerede bulacağım ben o gücü? Kaç sene ödeyeceğim ben bunu? Devlet olarak ha borçlanacağım ödeyeceğim. Güçlü bir devlet garantisinde değildi o yüzdendi. E tabii çünkü yani şimdi Rum tarafı, onlar da sana dört kişi bir de küçük bir devlet yok. Evet daha iyi diller, ekonomileri, uluslararası tanınmışlıkları var, iş yaparlar ama. Onun da gücü yetmez. Mümkün değil ya. Yani dersen ama 100 yıla bölecekler onları bilmem de. Ama bu da ne demektir? 100 yıl gelecek nesillere borç bırakacaksın demek. Tabii tabii. Yani sen şimdi bilir misin o zaman da ben çok birkaç defa tartışırdım tabii televizyonlarda da. İşte bize devletler gelip de şey kuracaklar o zaman. Yani bir konferans kuracaklar şeklinde ve o konferans şeklinde iddia ettikleri de dolarlık yapacaklar. Yani para verecekler gibi. Ya derdim kendine ben de gidecek şimdi İtalya, gidecek Almanya, Fransa neyse işte Avrupa ülkeleri. Diyecek ki arkadaş ben girdim Ahmet'in evine ve çektim silahı attım hepsini dışarı. Ya verin bak para ödeyim kendine ya. Yani yardım edin bana yok ki parayla borç isteyeceğim. Var mı derim biri versin size ya. Mümkün değil. Yani onu da, onun için diyorum size, bu borçlar yazılır, günü geldiğinde ödenecek. Nasıl ödenecek? Çünkü o mülkleri, sanır çoğu ben, bir ara neyse isim vermeyeyim ama, bugünkü çok tanınan birisi, otel sahibi, çıktık televizyona tartışır, baktım adam benden, 2004 benden daha çok. Barış ister vesaire. Çözüm yanlısı. Çözüm yanlısı. Hmm. İş adamı. Şimdiki Türkiye zamanda da pozisyonunu değiştirdi. Değiştirdi anladım. Ama ya, ilgimi çekti ama ya,
Adam şunu diyor, o zaman da 50-60 milyon dolarlık bir para yatırımı yaptı. Tamam, güzel. Ama çözer onlar. Ona da inanırım. Neden? Ya diyor bak, bunun değeri nedir? 2 milyon. Verdim kendine 2 milyon ya. 3. Neyse verdim. Verebilirim mi? Verir. Zaten 50 milyon veren ondan. 2. Çocukları var, bu adamın evi var. Okudurum otelin içerisinde, işte verir. Karından %3 de verirsem kabul eder mi etmemi? Anladım. Ne de yenilir? Şimdi sen kurulu bir tesisi bozan yoktu. Baktım bir gün başka bir Kıbrıs Rum arkadaşına, başka arkadaşlarla gezerek girin limanında. Adam anladır o birine, arkadaşıma şimdi, Rum yani. Benim dedi ki, burada dükkanım olsa ben çıkartmamak için de bu dedi. Geleceğim dedi ki, yatırım da yapacağım, daha da güzelleştireceğim. Kardan %50'ler gideceğim. Dedim, ben bunlar çözdü ve bu işi. Çünkü %50'lerinde adama zaten içinde kendini zaten gelecek, yatırım da yapacak. Yani, mal da kendini zaten gelecek, geri verilecek kendini, ama adam çıkartmayacak kendi içinden. Yani buna benzer çok insan vardır ki çözecek de bu işleri. İşveren çözecek ama döndü de bana bir rahmet değil. Çünkü deyince ben kendine böyle. Adam dedi bak siz düşünün. Nasıl ödeyeceğinizi? Bizim dedi bak işverenin dedi bak derdi fazla yok bu işte. Ve doğrudur. Çünkü işverenin parası var, işte olanağı var yani. Alır okudur 3 tane 5 tane neyse torununu koyar ona. İşte karından da verir, maaş da verir. Yani kısacası var onun çözümü. Senin, benim yok. Yani bizim kısacası bunlara dikkat etmemiz gerekir. Yoksa bu borcu işte ödemeyeceğiz. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Ancak bizim Türkiye'nin ikna edilebilmesi için burada işte dediğim yani iyi araştırılması gerekir. Çünkü şimdi ben görürüm serseri mayın gibi işte oraya girer, buraya girer, çıkar ama parseller gitti, kiralandı. Ve güçlü devletlere kiralandı. İsrail ile savaşacak mı? Tahmin etmem, öyle bir gücü yok. Yani İtalya ile gidip savaşacak, Fransa ile, Almanya ile. Sonuçta bu konuştuklarımızın genel toplamında barışçı bir yaklaşımla masa başında oturarak bu işlerin çözülebileceğini, daha kolay çözülebileceğini iddia ediyorsunuz siz. Ben öyle kesinlikle anladım. Kesinlikle. Hani çünkü güçlü taraf Türkiye. Bakınız, tersini düşününüz ya. Yani işte kabadayılık yapmasın. Zaten yani şimdi benzer birine ki işte dev gibi gelir de bana tokat vurur. Ya ben zaten vursan ne, vur zaten tokatlık adam da değil. Şimdi sen onu, tersini beni koru. Bana artık koruduktan sonra beni tersini ne istersen yaptırın da. Çünkü bizim algılayamadım yani Türkiye'nin veya Türk yetkililerinin de algılayamadım. Ya sen burada ters yönde 74'te ben bunu gördüm. Rum arkadaşlarım vardı. O çıkartmada yaptıkları abi de var ya. Yani o beton, evet beton yığın ama adam diyor eğer diyor çekip gitseydi ben iddia ederim size. Çünkü babası taş yontmacısı, yani ilkokul mezunu biri de değil. Ve heykelcik yapardı 5 kardeş itiraf. Geldiler tuttular gene 74'te o darbenin içinde. Bir sağlam dayak da çektiler. Soktular da gene içeri. Ve Türkiye'nin gelişiyle çıktı hapisten. Hazır gitsin adam gitti de, ama yani şeyde orada vurmadı. Yani sonra öldü normal. Ve oraya diyor her yıl gidecektim çiçek koyayım. Her yıl 20 Temmuz'da. Ama diyor tersini yaptı. Yani geldi, kovdu, etti vesaire. Yani bunu hiç düşünen oldu mu tersini yapsaydı bugün? Bu bölgede Türkiye'nin yanında ki Osmanlı döneminde de Lefkara'daydı bu çocuk. Ne derdi bu? Lefkara'da Osmanlı özel kağıt verdi genelde. Koçan'da suya kadar bilmem neye kadar. Yanında durdular çünkü. Yani bunları tarihte var ya, bakma sen biz hep alırlar işte bu tarihi yönüyle biraz işte o 1821 sonrası şey söyleyin adını küçük bu Mora Yarımadası'ndaki kölelerin ayaklanması vesaire şeklindeki o savaşları ve ararak hepsini hep böyleydi. Halbuki orada Türkler de vardı, Rum'u da vardı, değişik değişik milletler de vardı. Çünkü o Kurtuluş Savaşı değildi orada kendilerinin. Başkaldırıydı kime karşı? İmparatorluğa karşı. İmparatorluk da Türk değildi ya Osmanlı'nın. Geçenlerde attım şeye de ver. Görsünler. Hiçbir tane paşası Türk yoktur. Ama onu geç yani şeyleri kastederim. Barışçıl bir siyaset. Çünkü Türkiye hem büyük toprak olarak büyük, hem güçlü. Yani 80 tane Kıbrıs'tır ya o Türkiye bu. 80 tane Kıbrıs'tır. Dibindedir. Ne o kaçabilir ne sen kaçabilirsin. İkincisi burada 1 milyonu toplasan yani şey anlamda nüfusu doğru dürüst yok. Senin bir mahallen değil ve tersi yönde koruyabilsen. Yani desek ki biri çıksa da dese bize efendi Rumlara Tokan'ın elini kırarım.
veya Kıbrıslarına işte tokandığınız anda elinizi kırar. Ve yanımızda dursa bütün zaten bu denizlere de girip çıkacak da istediğinde yapacaktı. Yani ben onu anlayamıyorum. Yani şey anlamda böyle diretmeyle, çünkü hak alamam, uluslararası hukuk orada durur zaten. Vermez ya kendilerine bunu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler kurulurken koyduğu kuralların dışına şu anda çıkacak gücünüz yoktu. Evet, Sovyetler çünkü karıştırdıkları bir şey vardı. Çok arkadaş da bunu karıştırır. Sosyalist rejim düştü. Ama sosyalist rejim düşerken o ülkenin sınırları değişmedi. Veya sosyalist rejim gelir kana askeri yapı değişebilir. Ne bileyim, parasal yapı değişebilir ama ne sınırı değişebilir, ne bir başka ülkeye saldırı olabilir. Ekonomik sistemi değişir. Yani ekonomik yönüyle de alakalı. Ama onun dışında senin ancak yani sistem veya hukuk sistemi değişmedi. Arıyor, doğrudur Amerika. Kendi hegemonyasını kurmaya zaten onu yapmaya çalıştı. Ama şimdi de geçen nedir dünyada? Yani bugün şu anda çok o iki kutupluluktan, yani sosyalist rejim ile kapitalist rejim kavga ederken o da gitti aradan, sosyalist rejim çıktı aradan, kapitalist rejim oldu ama kapitalist rejim de çıkarlar temeli, adı üstünde. Kapitali tutandı. Kapitali tutan da kendi sınırlarını, kendi çıkarlarını, kendi ekonomik yapısını korumaya çalışacak, geliştirecekken. Ve şu anda da Rusların buraya gelmesinin ana sebebi odur. Bütün petrol enerji kaynaklarıyla özellikle geçit yollarını kontrol etmeye çalışır. Ve yapılacak olan odur. Peki Libya hocam, içinde geçirilir. Peki hocam, sizce Amerika Birleşik Devletleri sistemi çatırdamaya başladı mı? Başladı tabii. Başlayacak da. Ne olur bunun sonu? Benim görüşüm, insanlık her geçen gün bilgi ve bilinç açısından ilerledik sonra sosyal adaletli devlet, ha bunun adına sosyalizm mi dersiniz? Yani hiç önemli değil. Daha devletçi bir politika izlemek. Çünkü 2008'de de düşününüz, oradaki banka krizleri olduğunda Lehman'dı yanlışım olsa şeyleri krizde. Düşününüz 850 milyar dolar verdi ve devletleştirmeye yöneldiydi. Bankayı, bankaları, devlet, Amerika. Çünkü farkında veya şimdi işte koronavirüsü geldi, özelde var, devlette hiçbir yoktur ama. Evet. Devlet denen altyapı yok. Yani Çin'i bırakınız ki bir haftada veya Ruslar şimdi işte kendileri büyük devlette kurdu. Diğer devletlerde doğru düz sağlık yok. Ama sosyalist sistemde sağlık garantisini verirsen. Sağlık ve eğitim süper. Eğitim garantisi var, anayasal haktır. Tabii. Konut hakkı verir sana. 25 metre 25 metre. Kişi başı. Ne bileyim, iş garantisi verirse. Emeklilik garantisi verir. Verir, 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 onu verir. Bunları sana veren. Yani aslında Küba'nın gene bir gün attılar bir şey. Ya orada bile şu anda, çünkü daha sosyal adaletli bir yapı, evet parası olmayabilir. Çok zengin de olmayabilir insan ama. Ama sağlık sistemi süper olur. Yalnız şey, kastetmem onu ama. Sağlık, yani iyi, mutlu iyi. Olmaktır önemli olan insanın. Rahat, huzur içerisinde. O çok önemli. Yani benim şimdi param vardır da stres, sinir içerisindeysem de ne anlamı var ki? Yani var burada çok insan ki parası da var, her şey var ama adam tamam değil, rahat değil yani. Bu son ırkçı hareketten dolayı Amerika'da bütün dünyayı da ilgilendirdi. Bütün dünyada epey uğraştı. Bir şey oldu şimdi bence hocam. Şöyle eyaletten eyalete sıçramaya başladı Amerika'da. Tabii ki sıçrayınca. Sanki de böyle paralel devreymiş gibi tak 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 gider. Bu belki biz görmeyeceğiz ama ileride Amerika'da eyaletlerin bağımsızlığı talebi konusu gelebilir. Olabilir. Bu olabilir değil, olacak da büyük bir ihtimalle. Ama bunun yanında yalnız ama bu ayrışma değil, tam tersi bütünleşme de olabilir. Yani tersini düşün. Bu bizim tabii kapitalist yönetimlerde bize verdikleri işte Türk, İngiliz. Halbuki tam tersi insanlık dediğimiz anda ve insanca nasıl davranacak birbirimize eğitimde bunu verseler. Acaba beni ilgilendirir mi, onun dili dini buyursun gitsin işte, zaten onda bir sıkıntı yok. Ve benim görüşüm daha geniş sınırları da, çünkü teknoloji onu zorlar artık. Hı hı. Uzay çağında yaşayacak artık. Bugün onun için bugün işte önünde bilgisayar, oradan girip istediğini alıp getirebilirlerse buraya veya tersi dünyayı görebilir, dünyayla konuşabilir. Yani teknoloji öyle bir hızla gelişiyor ki artık sınır tanımaz ve esas zaten kapitalist sistemin de yıkıma geçmesi veya yıkılışa geçmesinin ana sebeplerinden biri hızla ve sermaye de takip ediniz. Borsalar büyük kumarhanelerdir bunlar. Eskiden üretim, istihdam, pazar şeklinde ne kadar çok üretirsen o kadar daha fazla para kazanırdı. Şimdi adam gider borsaya yatırır parayı, senin hisselidir.
fabrikan, çünkü paraya ihtiyacım var, neyse hisse çıkar. Döner alı olur, tavan olur. Döner tabii onun üstünde. Ben onu çok defa söyledim. Bu Arap Baharı da dedikleri oydu veya buna benzer. Eylemler nedir? Girer ekonomi, işte Türkiye gibi şu anda. Yıkar seni. İşte koronayla. Ki koronayla ilgili esasında. 68'den eğer biri isterse araştırsın. Bazı dernekler vardı. Yani bu zenginlerin dernekleriyle alakalıdır. Böyle bir virüsün ortaya çıkması ve yaşlı insanların ölmesini, nüfusun azalmasını o dönemde savunurlar ve bu dediklerini de yazarlar yani o anda. Bu şey mi yani, bu üst akıl diye adlandırılanların işte, planı mı hocam bu? Olabilir yani bunlar. Yani olmaz başka bir artık deyişle artık düğmeye bas, roket gitsin, bitti de artık virüs savaşları mı? Tabii bakın zaman şimdi ne oldu? 2 ay, 3 ay bırak ki Çin bile hızlı davrandı. Yani Çin gene ekonomisini düzeltiyor gibisinden ama. Esas amaç Çin'deki ekonominin, çünkü birinci sıraya geldi ekonomide. Tüm kapitalist ülkelere üretim yani yapar. Kendi ticaret adamı. Avrupa'ya, Afrika'ya, Amerika'ya, her yere girdi. Belki giydiklerimizden şey. Her yere girdi. Girdiği için karşı sermaye, yani karşı devletlerin de, çünkü nedir, devletler neyle durur ayakta? Vergiyle. Vergi ve buna benzer. Çünkü ekonomi ile yönetir. Ekonomik güçtür yönetim gücü. Yani biz hani ERT derik ya şimdi. Ben bir defa söyledim bir şeye de, bizim anayasacı vardı. Orada ve Türkiye'de de Anayasa Mahkemesi'nin şeyiydi, yani üyelerinden biriydi. O anladırdı işte halkın kendi iradesiyle bilmem egemenlik o anlamda. Yani halkın kendi iradesiyle kendi kendini yönetmek şeklinde. Ben de derdim, çıkardım da derdim gibi, hoca söyleme kendine de günahtır ya. Direkt söyle kendine. Ha, Türkiye'de şimdi öyle bir şey var, her sen de şikayetçi. Bir kişi. Nedir derdi bak? Ekonomiyi elinde bulunduran güç ERT'ti, yasadı, eğitimdir, sağlıktı. Çünkü onun üstünden gelir hepsi. Hepsi. Oradadır. Bunu anlamak gerekir. Ha bunu şimdi, ama bu da denge açısından kendi aralarında, devletler arasındaki kavga da buradadır. Mesela Soros'tan bahsedilir. Amerika'da işte o olayları fitilledi veya fitilemeye çalışır. Kim ister olsun. Sonuçta bir çıkarı vardır. Almanya desteklediydi Sovyetler'deki şey o zaman. Rus Çarlığı'nın devrilmesini desteklediydi o zaman. Evet. 17'de. Bunlar da var yani şimdi. Neden çıkarları vardı? Çünkü orada değişimiyle kendi daha güçlü pozisyona gelebilirdi. Orada da geldiler. Yani bunlar hep birbirine bağlantılı şeyler. Onun için bizim yani şeyde, bu dünyadaki şu andaki gelişme, benim görüşüm tabii, her geçen gün ki bu koronavirüsü sonrası da daha devletçi siyaset, ama daha bu devletçiler kalırsa tamamen devlet. Düşünelim daha demokratik bir sistem. Yani genel düzen değişecek diyorsun. Değişecek, mecburdur değişsin. Çünkü ya ben artık şimdi şu anda ben güvenmiyorum. Yani burada Allah'ınızı severseniz işte daha son, yani kapanmasaydı geçeri başka bir şey de yaptık mı ya? Hastane yapacaktık da bilmiyorum. Bırakayım, paran yoktur, ayrı bir 6 milyon koydu yanlışım olsa burada onları. Hı hı. Şimdi gerekirse o şeyler 6 milyon kaldı. Ama geçen defa da vardı o protokolde. Tamam 6 milyon, ama 6 milyona ne kadardı? Çevirgen isterli ne ya? 8 ne kadar? 8-9'a çıktı şimdi. 1 milyon isterli değil. Değil. Ne 1 milyon ya? Değil. 700-800 bin. 700-750 bin civarında. Nedir ki yapacaksın? Havuzlu bir villa yap. Sayın hocam, bu aşamada, bu virüs de ve bu virüs sonrasında dolar ve petrol kardeşliği geriliyor mu? Geri gidiyor mu? Şimdi işte bak, demin dediğimiz o durdurttu ya ekonomiyi. Evet. Hemen talep düştü. Var hemen dedi galiba kaça kadar? 20'lere. Burada ucuzlamadı ama dünyada ucuzlamadı. Hayır ya, biz şimdi onu konuşuruz. Ama bayağı düştüydü. Düştü. Ruslarda bakınız. Yanlışım yoksa 16 dolardır bir varelin maliyetidir ha. Ve şu anda onun için gezerdi Putin, gitti Suudi Arabistan'a da uğraşır, yani gitti derken şey, uğraşırdı anlasın kendileriyle. Sebebi nedir? Ya kısacan, çünkü çoğal devamlı çıkar, çünkü bunlar da düşüktür. İran mesela 1 dolaradır vareli petrolü maliyeti. Rezerv bitecek. Bitecek az değil ama az kazanacak. Orada 16 dolar ben ödediğimde çıkaramam demektir. Yani eksi kar anlamındadır. Hı, bu. Eksi karla nereye kadar ben gideceğim? O çıkarır çünkü onun gücü var. Yani gücü derken karı var. Maliyeti düşüktür onun. Bu tip şeyler bir vurdu şeyi. Tabii. İki tabii. Şimdi tabii dolar üstünden. Ama o çok önemli çünkü çoğu orada da yanlış ama.
dolar karşılığında satılır. Haberiniz olsun. Amerika da bunu kaybetmek istemez. Onun için yani bir tanesi kontrol etmek istemesinin bu enerji kaynaklarının ana sebeplerinden biri de budur. Onun o sorumdaki bunu, amaç oydu zaten. Yani. Bu ciddi bir sorundur. Yani Amerika bu bölgede şu anda ne kadar isterlerse söylesinler elinden geldiği oranda hegemonyasını kurmaya çalışır ve devam edecek. Eğer bu topluluklar veya bu dünya sistemi içerisinde genel değişiklik ve Amerika'da yeni bir sistem, işte sosyalist veya dediğiniz gibi yeni bir patlama getirip de yeni bir ekonomik sistemi getirecek, daha insancıl bir yapıya ulaşmazlarsa bu bölgelerde bu... Okuduğum birkaç makalede, dinlediğim birkaç programda etkin kişiler, yani sözü dinlenir kişilerin iddiası, doların pabucu dama atılacak. Sanki yani şu anlamda bu virüs zamanı ve bu virüsün ilerleyen zamanlarında veya sonrasında artık doların yerine başka bir arayışları var. Birim arayış olarak. Var. Birim Bitcoin olarak. Bitcoin alemi yok çünkü onun merkez bankası yok arkasında. Evet. Kendilerinin şey de Amerikanların dışında işte Ruslar, Çinler vesaire. Tabii orada kendileri uğraştıkları kendi paralarıyla yani ulusal paralarla alışveriş yapma ama şu var genel. Çin'den Rusya yaptı. Yaptı doğrudur ama şöyle bir şey, kendi ülkelerinde ürettiğim bir ürün dıştan gelecek olan bir ürünün karşılığını ala daha size adam diyor ki bana dolar verin çünkü onun dışında işte orada o güven yok. O güvende olmadığı için bugün hala da yani kalkacak iddiası ben biraz şüpheliyim o konuda çünkü adam güçlü bir iki kısa para basmada. Değil. Kısa vadede değil. Uzun vadede olabilir. Uzun vadede. Ulusal para birimlerini ya koyabilirler veya yeni bir para birimi üstünden durar ama o güven çok önemli çünkü parada. Bugün işte adam Amerika'nın da borcu var. Yani doğru dürüst ama nedir? Basar verir, basar verir yaptı odur ya. Kendi parasını kağıdı basar ama güven duyulduğu için parasına ve kural olarak da kaldığı için orada o parayı hatta böyle gitmedi mi ya? Burada şey de öyle gitti. Irak'ta. Hüseyin, Saddam da öyle gitti. Neden gitti? Çünkü onların da bir iddiası vardı. Amerika'nın yani doların dışında bir Afrika para birimi düşüncesi vardı. Onu öne sürmeye çalışırlardı. İşte iki günde gitti girdi. Ki kendileri getirdi. Kendileri de götürdü. Evet. Doğru değil ama bu tip olaylarda ki artık uluslararası veya bu büyük törstleri monopolleri etkileyecek adım atarsınız kesinlikle karşınıza çıkarlar. Burada bizim işte ne yapmamız gerekir? Demin dediniz ya Amerika'da bu nereye gider? Bir kere örgütlülük çok önemli. İki, ideoloji ve parti. Yani kim yönetecek bu hareketi? O yoktur işte. Halk yollara çıkabilir. Ki biz de çıktık işte yani 2000'li yıllarda. 2000, ne oldu? 2004'te. Yani çıktık ama ne oldu? Sonuç yok. Yani yöneten yoktu seni getirdi. Sen de bak. Bizim biraz tabi farklı olabilir ama. Bizde şu anda o dönemdeki o halkı sokaklara ve bir hedefe yönelten lider kadrolar teslim alındı. Teslim alındı ve başka amaçlara doğrultusunda yönlendirildiler. Tamam. Kimin tarafından? Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti tarafından. Yok durayı bu bunun. Bakınız. Ben kendim vermedim size. Bu dolayısıyla bazen deriz ya işte Türkiye sola da ayar çekti. İşte o tehlikeyi gördü. 60-70 binleri sürükleyen lider kadroları ve örgütlülük yapısını gördü. Türkiye hemen o kadroları aldı. Yani 95-96'larda ben parti meclisiydim Cetepe'nin. Onu da söyleyeyim ya. Ben zaten biz de çalıştık parti meclisinde ya. Yok yani ben büyüdüm yani içinde. Tamam. Ben 74'te sil düştüm. Geldim ki 13 yaşını bitirdim esasında. Yani 74'te bana sorduklarına 14 yaşındayım. 25 Temmuz doğumlu. Geldim 3. gece iddia ederim. Çıktık yollara. O zaman Ahmet Okan'la Mustafa Okan Degeden'in de kurmadan tam bilmem ama bazı arkadaşlar vardı bizim bölgeden. Vardı ben vardı. Gelir miyim dedi çıkardık. Degeden. Çıkalım dedi şey yazalım. Yazı beni koydardı gözlemci tane. Kıbrıs NATO'yu solamaz. Duvarları doldururlar Refkocan içinde. Hiç unutmam o gündür bugündür ama onu tartışmam. Yani o ya gelen ama neydi? Çıktım ve dedim ki kendilerine. Tepe 9'lar ayrıldıydı o zaman. Yanlışım yoksa Atun Bey'di başkanı partinin. Evet. Hakkı kendi Bey. De başbakan oldu Hakkı Bey. Derece Tepe koalisyonu ilk. 12 Aralık 93. O gün geldiğim Rusya'dan onun için unutmam onu. Ve
94'te de işte karar alındı. Hükümet TCTF defa girecek. Girildi. Ama gelir karşımıza. Üç defa vuruldu, üç defa bozuldu. Öyle. Yani şimdi nedenleri vardı. Ama yaptırdılar ya nereye istediklerini. Evet. Tepedeydi o esas sorun orada. CTP'ydi. Çünkü biz içinde alardık. Çünkü Özgür Özgürkan adı. Daha tabii azdık ama mesela İTEM'in değişmesi. Yani İTEM 75'te çıktı esasında. Tabii İTEM. Yanlış yaptıkları nokta neydi? Orada eşdeğerine karşılık eşdeğer mal alma hakkım vardı burada. O birilerinin hakkı yoktu. O birilerinin herkese koçanını verdiler. Ondan sonra. Ondan sonra anlattılar. İşte o maddeyi değiştik. A'dan Z'ye kadar kiradan akla gelen olana da olmana da. Hatta Türkiye'den gelen insana hiç unutmam bazı bölgelerde ya 110 dönüm bir ev, bazı bölgelerde galiba 80 dönüm bir eviydi. Yani 4 paket sigaraydı. O günün o puanlama işi 20 Türk lirasıydı. 20 kuruş, 20 Türk lirası çünkü milyonlar var. Araba da verirler de yaşantıyor. Yok o dedim. Daha belliydi. Verildi. Bak dikkat edin ama. Bir bu. İki takip et. CTP'ye yaptırırlar bunu. Ha dikkat edin. Şimdi CTP'nin var mı? Mesela ben Dektaş Bey'e karşı çıkmam bu konu. İTEM, açık derdi ben Taksim isterim. İTEM ülkenin, İTEM ülkenin en büyük belalarından biri. Bravo. Bir İTEM, bu. İTEM, birleşik şimdi, faiz. Kıbrıs sorunu dedim ya Türkiye'nin enkisesinde veya sorundur, evet, ciddi sorun. İki neydi ki yaptılar? Birleşik faiz. Bravo. Orada da onu zaten yaptığın anda bakın. Parayla, toprağa tokandığıyla da bitiyor. Hocam zaten bunu Türkiye CTP'ye yaptırmasının amacı istatikoyla kendisini birleştirmekti. Evet, ve bunu başardı. Başardı. Ve Türkiye CTP'nin o dönemdeki lider kadroları da buna yaptı. Yaptı tabii. Teslim oldu. Teslim oldu ve işte geleceği iktidara yok. İktidar olmuyor. Bakın. İktidara değil, hükümete geleceğiydi. Yani iktidar dediğim Türkiye'nin kontrolü değil, tabii. Hükümete gelme olma. İktidar zaten kendi kendinin gücünü ama iktidar olmak yoktur zaten sende. Sende 74'ten buraya iktidarlık diye bir şey yok ki. Olamaz da öyle bir şey. Ama neyse kısacası bunlar bu hatalar yapıldıktan sonra biz geldik. Ha şimdi aynı durumları yapar başka bir şeyler de. Ama o egemen, yani şimdi Türkiye'ye ben bak, Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder. Ha ne kadar doğru. Ben Türkiye'yi kendi menfaatleri doğrultusunda bizim için yaptıklarını şey yapma. Ona teslim olan zihniyettir benim eleştirdiğim. O değil. Bir de ama başka bir şey işte burada. Madem Kıbrıs'la konuşuruz. O zihniyet Türkiye'ye de şu anda ihanet etmektir. Türkiye'nin burada kalmasına ihanet etmektir. Türkiye'nin burada kalması Türkiye halkına ihanet etmek demektir. Yani bu şeklinde kalması ve bunu talep etmek Türkiye'ye ihanettir. Türk halkına ihanettir. İktidarını boş ver. Tabii ya. Neden? Bu... Çünkü ya oturur mu hesap koruma kalka? Olmaz be kardeş. Gaybı çok. Yani hesapta ya o çok basit nasıl der. Şimdi işte bu bize bir şey getirmez. Doğru alın. Ya koca bir Türkiye'nin de burada ver. Yani parayı da boş ver. Alacağı bir şey yok karşılığında. Kaybedir durmadan. Ama bir dakika ya Zeki yani Hoca. Zaman zaman bu yanılgıya düşüyoruz. Türkiye'nin Kıbrıs üstünde oynadığı oyunun sahibi, senarist, senaryonun sahibi Amerika'dır. Tamam ama emperyalizmdir. Yani Türkiye Kıbrıs'ta Amerika'nın taşeronluğunu yapıyor. Tamam kabul. Görevini. Türk hükümeti suçu. Bak. Demin dedin ya senin kantorona kadar veya adam çıktı geçen gün. Donumuza kadar gitti oğlum dedi. 72 yaşında adam. Gene şeyde vardır. Şimdi hadi. Zaten anladın mı ya ne diyor olay? Sen halkını çünkü ya bir hükümete Türkiye gelip, Kıbrıs'a İnönü başbakan olduğu döneme kadar Tekin Menderes gelsin ki emperyalizm Menderes'le birlikte Türkiye'de iktidara geldi. NATO'ya giriş, ha, benzer şeyler. Şimdi orada işte zaten İnönü'ye gidildiği zaman tarihi bir geriye çevirirsek ki rahmetli Berberoğlu bunlar bize çocuk delikanlıydı anladı. Rahmetlik oldu. Gidildiğinde Lozan Anlaşması'nı dayardı anılarına buradan gidildiğinde, söylendiğinde. Ne zaman ki Menderes'i emperyalizm getirdi iktidara bir projenin parçası olarak ve ilk defa seçimde iktidar değişikliği oldu Türkiye'de. O zaman Menderes hükümetinin önüne geldi işte o özel harp dairelerinin projeleri bilmem neler ki bunun da misyoneri esas Fatih Rüştü Zorlu'ydu. Menderes'e sonradan intikal etti olaylar.
Ha, dolayısıyla bütün finansman Amerika tarafından sağlanıyor. Doğrudur ya, onlar bilir. Genelkurmay'ın içinde kurulan özel harp dairesini Amerika yönetti. Mutlaka bütün ülkelerde. Ve bütün Kıbrıs'taki yeraltı örgütlenmesi ve silahlanması, hatta işte Cumhuriyet kurulduğunda ve garantörler oluştuktan sonraki Cumhuriyet'in kurulması da garantörlük sisteminin oluşturulmasıydı amaç. 62 yılında hala daha Kıbrıs'tan Türkiye'ye yeraltı örgütü için eğitime gidenler vardı. Doğrudur, zil. Ve 63'te devlet yıkıldı. Yaşasın diye kurulmadı Cumhuriyet. NATO üyesi olan garantörlük sıfatını alsın 3 devlet diye kuruldu. Ve hala daha o sıfatı sürdürerek varlıklarını sürdürürler bu adada ve müdahildirler. Her şeye Kıbrıs'ta. Müdahildirler de o esas işte o nokta 74 darbesinin de temeli garanti anlaşmalarının birinci ve ikinci maddesini ihlal etmeydi. Neden? Biri yıkacak, junta yıktı zaten. Yani tabii. Yunan cuntası. Hadi söyleyelim, toplum bilsin bunu. Tabii. Ve %97,5 oy aldı Magarios, haberiniz olsun. Çoğu derik ya Rumlar yaptı. Yanlış söylemeyin. Yanlış. Yunan cuntası. %97,5 oy alan birisiydi. %2,5 devlet karşısında EOKA'cı neyse artık onu söyleyebilir ki EOKA'cıların sayısını da verir şey Kruşonis kendi kitaplarında 273 kişi ve yüzü diyor doğru dürüst, yani doğru dürüst dedi o günün silahlarıyla ki piyadeydi bilmem işte o vakit evet ama orada düşürülmesinin nedeni gitti ve anlaşma yaptı Sovyetlerle bu bölgeye limanlarına denizaltılarına kadar gelip girebilirdi. Gitmeyeceksin. Ve gidelim, dediler kendine gitmeyeceksin gideceksin neyse yaptı ama attı imzayı. Hatta iddia ederler öldürülmemesinin ana sebebi geri getirilerek o anlaşmaları iptal ettirdiler kendine. Edildi mi onlar? Öyle iddia edenler var. Yani ben bulmadım öyle belge ama sebebi onun için vurulmadı. Yani vurmadılar yani yoksa da fırsat ve belge de kaçtı gitti adam. Kaç defa darbe şey yaptılar yani? O ayrı suikast da. Onda da var zaten şeyde. Yani var bende bazı belgeler ki CIA'nin yazdılardı kendine. Mayıs'ta verildi yani öyle emirle. Şey edin kendine ne diyor? Terapi yapınız Magarios'a. Yani esasında Magarios bağlantısızlar bloğuna üye olmamış olsaydı işte o dönemde. Baba bana güzel söyle. Kimdi o bağlantısızlar bloku? Başını Küba çekerdi. Tabii. Boşuna Magarios'a kızıl komünistlerle. Madem şeyi istersen işte o dediğin nokta Haygıs Boğuk'un 57'de yazdığı mektubu okuyacağım. Şeyde vardır buralarda. Valinin? Haygıs Boğuk NATO Genel Sekreteriydi. Ve bu adam dedi ki biz Kıbrıs'ta çünkü Agel güçlüydü ve Magarios'un yanında dururdu. Sonra Gaya bilirdi ve kaybedilmesi yani şimdi çoğu belki algılamayız biz de çünkü askeri kanattan gelmeyiz ama ya burada şimdi istediği an 12 ay denizine de girebilin, uçağını da indirebilin. Tipimiz diyor ki 90 kilometredir Suriye. 370 kilometre mısın? Yani takip edin. Burada bütün bu Orta Doğu'nun enerji kaynakları burada 100-200 kilometrenin ötesinde değil. Tabii, tabii. Batmayan uçak gemisinde söyleyin gene İngilizce bir milletvekili. Evet. Var bende yani o belgeler ama burada da var. Şimdi onlar o dönemde işte bunları yaparken adamın bunun üstünden Akel'le birlikte kaybedilebilirdi ve çok net de yazdı bunu. Garantili bağımsızlık. Tam bağımsızlık değil ha dikkat edin. Çünkü 27 tane çoğu bilmez 3 ayak üstünde durur. Biri şeydi anayasası ama anayasanın 27 maddesi vardır. Değiştiremez yani Kıbrıs'ın onu değiştiremez. O 27 madde. 2 garanti anlaşmaları 3 de itilaf şey dedikleri anlaşma. Askeri anlaşma yani o da. O 3 ayağın üzerine kurur olduğu için kesinlikle bunlar değişmeyecek ve öyle de kalacak gibisinden ama Makarios bunları değiştirebilir korkusuyla veya güvenmedikleri için daha garanti pozisyona gelebilmek için 67'deki junta darbesiyle geldiler 74'te yaptılar darbeyi yaptırdılar daha doğrusu ve döndüler en son o darbe sonunda da ne yaptı döndü ve evet hocam az sonra Berat'a bir canlı yayın verilmesi lazım bu yüzden tamam. Programın da sonuna geldik daha doğrusu bitirmek mecburiyetindeyiz biz. 10 dakikamız var tamam mı? Biz şey ayağınıza dilinize sağlık diyerek. Sağ olun. Tarihi konulara da girdik. Bugün. Var bir konum daha vardı ama. Onlar önemlidir. Tabii önemlidir.
Ben bunları ben de bir zaman zaman çıkarırım, tazelerim, evet, dinlerim, okurum. Tekrar. Her an o olabilirmiş o yayın. O yüzden sonuna geldik. Yani. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz, 3 aylık aradan sonra ilk programımızı Sayın Zeki Beşiktepe'li, akademisyen arkadaşımız Sayın Zeki Beşiktepe'li ile yaptık. Bir hafta sonra aynı gün, aynı saatte değişik konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz.